Lütfiyar olmakla alakalı düşüncelerim daha çok lise yıllarında gelişmeye başladı. Yani yapım işi çok ağır bastı hayatımda. Özellikle Denizcilik Lisesi'ni bitirdikten sonra bir çıktığım bir stajda oradaki deniz şartları ve ortamın ne kadar aslında bir taraftan da asosyal ve zor olduğunu ve benim kafamda yarattığım dünyayı gezip görmek üzerine bir denizcilik keyfinin olmadığını fark ettikten sonra özellikle tamam ben gitar yapacağım ve gitar yapımına devam edeceğim diye bir daha güçlü bir duygu oluştu. O zamandan beri de aynı şekilde devam ediyor. Ortaokul dönemlerinde müziğe karşı aşırı bir ilgi oluştu bende. Müziğin içindeki gitar tınıları daha çok beni cezbetti. Ve bir gitar edindim. Bu gitar üzerinde çalımı zor olduğu için gitarın daha böyle konforlu bir hale nasıl getirebilirim çabalarıyla gitarla uğraşmaya başladım. Ve o anda aslında şuna karar verdim. Hani çalmadan ziyade beni yapım tarafı daha çok cezbetmişti. Bunun üzerine çalışmalar yaptım. İşte üzerinde oynamalar, eşik yükseklikleri, işte farklı tellerde nasıl tonlar, tınlar elde edebilirim. Bunun araştırmalarına girdim ve kararımı da vermiştim aslında benim gitar yapımı ile ilgili çalışmalar yapmam gerektiğine dair. Lütiyer olmaya karar vermem 1979 yılında mahallemizde bulunan mandolin ve gitar yapım atölyesine gelip gitmekle başladı. O atölyenin ahşap bir kapısı vardı. Oradan baktığımda içeride farklı bir sanat icra edildiğini gördüm. Bir enstrümanın nasıl oluştuğunu, hangi aşamalardan geçerek meydana geldiğini o yaşlarda merak etmiştim. Daha sonra bu atölyede çırak olarak çalışmaya başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Tünel'de atölyemi açtım ve halen burada çalışmalarıma devam etmekteyim. Çocukluğumdan beri bir şeyleri söküp takıyordum. Hep böyle bir şeyleri yapısını öğrenmek, hani Walkman bulduğunuzda Walkman'ı parçalamak, İşte radyonun içinde adamlar var mı diye bakmak. Bizim dönemin çocukluğunda zaten klasik olan şeylerdi. İlk aldığım elektro gitarı söktüm. İşte baktım içinde neler var diye. Bir şey olduğunda ayarlarını kendim yapmaya çalıştım. Neyse zaman ilerledi. İşte müzik enstrümanları satan bir mağazada çalışmaya başladım. Orada ister istemez ufak tefek ayarlarını ya böyle daha rahat olur. Böyle daha rahat ne bileyim gelen insanlar denerken daha rahat icra eder. Veya şurası aslında hoş değil, şurası şöyle olsa falan gibi denemeler yapa yapa artık belli bir yerde sizi şey yapmaya başlıyor, böyle doyurmamaya başlıyor. O dönemden sonra da seneye 2000-2002 idi sanırım. Ya dedim aslında bu şeyin hani müzikten daha çok, gitaristlikten daha çok bu yönün ağır bastığını ve bu yönün beni çektiğini fark ettim. İlk yaptığım enstrüman bir klasik gitardı. Murat abinin yanında ona yardımcı olarak çalışmaya başladığımda kendime bir gitar yapayım diye öyle bir biten bir sazdı. Sonra değişik bir durumlar oldu ve onu bir yerlere vermemiz, satmamız gerekti bir şekilde. Aslında ben de çok merak ediyorum. Nerede, kimde ve ne kondisyonda, hatta nasıl bir ses çıktığını dahi bilemiyorum mesela. İlk çalıştığım enstrüman akustik bir gitardı, çelik telli. O dönem Murat Sezen'le beraber çalışıyordum ve deneysel çalışmalar yapıyorduk. Aslında birisine yönelik bir çalışma değildi o. Atölyeye yönelik bir çalışmaydı. İşin doğrusu kimde olduğunu bilmiyorum şu anda. İlk yaptığım enstrüman bir klasik gitardı.
ortaokul yıllarında yapmıştım. Bir arkadaşım vasıtasıyla üçüncü bir şahısa sattım. Fakat şu ana kadar kimdedir, nerededir hiç bilmiyorum. Açıkçası merak da etmemiştim. Orta 2'de klasik gitarla tanıştıktan bir sene sonra biraz yapısını inceleyip ya acaba yakın bir şey çıkarılabilir mi diye böyle bir denemem vardı. O şu anda kimde? Ortaokulda Erdem diye bir arkadaşımla kalmıştı. Ne olduğunu bilmiyorum bile. Birçok kişi lütiyerin ne olduğunu bilmeyebiliyor. Mesela yurt içinde, Türkiye'de mesela mesleğimi sorduklarında daha çok enstrüman yapımcıyım diyorum. Lütiyer kelimesini daha çok yurt dışında kullandım. Orada herkes biliyor ve lütiyere çok büyük bir saygı da var böyle. Aa falan işte nasıl sazlar işte nerede falan diye kişiler direkt olarak daha fazla ilgileniyorlar. Enteresan bir yani meslek dalı olarak orada bu da oturmuş bir şey. Bizde lütiyerlik işte normal sıradan marangozluğun işte bir kalem daha yukarısında bir şey gibi genelde bazı yerlerde. Daha çok entelektüel ve işte müzikle uğraşan kişiler biliyor. Hatta hani lütiyer Feridun Tanrıkut denildiği zaman ön isim olan olarak da bilenler var, zannedenler var. Hani yabancı olduğumu düşünenler bile oluyor. Lütiyerim dendiği zaman insanların ilk tepkisi o ne diyor tabii ki. Nasıl bir meslek? O ne? O ne diyorlar önce? Ben o yüzden biraz daha işi açarak devam ediyorum. İşte lütiyer gitar yapımcısı olarak arkasından açıyorum. Mecburen anlatmak zorunda kalıyoruz bu mesleğin nasıl bir işte lüt kökenli bir kelimeden geldiğini, lüt yapanlara 16. yüzyılda lütiyer dendiğini anlatmaya çalışıyoruz. Anlatana kadar vakit geçiyor tabii ki. Ben de işte açıklamasını yapıyorum. Hani müzik aletlerini yapan, tasarlayan, tamir eden, gerektiği zaman da müzisyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza akıllarına takıldığı sorularda ve vücuda getirmek istediği projelerde yardımcı olan insan diyorum. O kadar çok karışık ve o kadar çok bilinmeyenli bir denklem gibi ki yani o tutkunun peşinde sadece çalışarak yani bu mesleğin peşinde sadece çalışarak koşulamaz diye düşünüyorum. Yani çok istemek lazım ki olursun. Ya bence lütiyer doğulur. Çünkü insanın eğer programında varsa bu zaman içerisinde çıkacaktır. Zaten ilgisi de oluşacaktır. Tabii bunun için eğitim kesinlikle gerekli. Çünkü o bilgileri edinmek gerekiyor. Onun dışında eğitimden sonra da çıraklık aşaması şart. Ustalık mertebesine gelebilmesi için. Bence çıraklıkla beraber olursa daha iyi olur. Yani sonradan 25-30 yaşından sonra bir insan lütiyer olamaz yani. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir şey ki çıraklığın gerçekten çok büyük önemi var. Çünkü 30 senelik bir ustanın elinden siz daha yolun başındayken çok değerli bilgileri öğreniyorsunuz uygulamak üzere. Ama çıraklık kafasının da verdiği bir şey vardır. Mutlaka bir boşlama bir hikayesi vardır. Eğitim de bunun önünü çok güzel alır. Öyle bir şey ki yani eğitim size ne için yaptığınızı ve nasıl sonuçlanacağını öğretir. Ama yapmanız gereken şeyi de pratik olarak, el işçiliği olarak yapmanız gereken şeyi de çıraklıkta öğrenirsiniz. Yani şimdi mesela ağaç seçemiyorum. Yani en çok bu ağacı seviyorum diyebileceğim bir şey yok. En çok yapmayı sevdiğim enstrüman sonuçta klasik gitar. Sazın
en çok beni heyecanlandıran tarafı diyeyim mesela bir saza yeni tel takarken ki hali mesela çok hoşuma gidiyor. Yani kafamdaki oluşturduğum dizaynın, sesle ilgili dizaynın ne kadar yanıt bulup bulmadığıyla alakalı ilk verinin çıktığı nokta. Yani bebeğin ilk çığlığı gibi bir şey. Konusunda aslında ben literatüre girmiş bütün ağaçları çalışmasını çok seviyorum. Yani hepsinin farklı bir özelliği var, yaklaşımı var. Onları çözmek ayrı bir keyif. Onun dışında keyif aldığım enstrüman akustik enstrümanlar. Yani çelik telli akustik gitar ve klasik gitar. Tabii bu çok fazla bölümleri var bunların. Onların her bölümü ayrı bir keyif ama en son heyecan, yani en yüksek nokta telleri çekip o sesi duymak, tınıyı duymak herhalde en büyük nokta bu. Yani. Gitar yaparken en çok kullandığımız ağaç kelebek ağacı. Bu ağacı kullanmayı çok seviyorum. Enstrüman olarak da elektro gitar üzerine daha çok çalışmayı seviyorum. Bu meslekten en çok zevk aldığım yanı ise gitar bitmeye yakınken taktığımız bir tel ve ondan aldığımız ses. Öyle bir şey ki hani siz bir babaya sorun hangi çocuğunuzu çok seviyorsunuz diye. Aynen onun gibi olur işin açısı. Ama özellikle böyle sempatik duyduğum, sevdiğim, tınısını yakın bulduğum kendime bir ağaç diyorsanız maun ağacıdır. Çoğu insan yanlış fikirlere sahiptir maun ağacında ama ben maun ağacını çok severim. Çalışması güzeldir. Yaptığınızda iyi cevap verir. Hata yaptığınızda açık bir şekilde gösterir bunu. Diğer birçok ağaçta bunu rahat kapatırsınız ama o ağaçtan biraz şeydir. Dost acı söyler derler yani. İnsanın böyle biraz gerçekleri yüzüne vuran bir yapıdadır. Konuşur yani sizinle. Enstrüman yapım sürecinde en sıkıntılı konu son aşaması olan jila kısmı. Bu kısımda poliüretan ürünler kullandığımız için bize kanserojen bir etki yarattığı için pek kullanmak istemiyoruz. Dolayısıyla insanlar da enstrümanlarının daha parlak olmasını istiyorlar. Daha göze hoş görünmesini istediklerinden dolayı yani bu kısmı da zorlanarak yapıyoruz. Örneğin sazı yapmak güzel, her şeyin zımparası, ıvırı zıvırı, her şeyi tamam, hoş, fakat mesela cila işlemi bayağı uzun sürüyor. Cila ile alakalı, şimdi her zaman gomalak cila kullanmıyoruz, poliüretan cilalar kullanıyoruz. Yani kaliteli cila bulmak ve bu cilayı uygun bir ortamda uygulamak bizim için biraz zor, yani hem imkansızlıklar sebebiyle. Hem de çok fazla zaman alıyor ve ağacın dışında petrol türevi bir şeyle uğraşma hali, daha plastik bir şeyle uğraşma hali bayağı bir zaman alıyor. Zaman ve enerji alıyor. Aslında şöyle bir problem, cilacı bulamıyoruz. Yani bu işi aslında cilacının yapması gerektiğine inanıyorum. Ama Türkiye'de böyle bir
altyapı söz konusu değil. Yani var cilacılar, mobilya cilacı da çok farklı bir şey. Yani kısacası aslında cila aşaması biraz meşakkatli geçiyor. Vallahi yani aslında sıkıntılı bir iş yok ama zaman herhalde burada çok önemli. Yaptığınız işe odaklanma. O yüzden zaman diyebilirim. İş demeyeyim de etken diyeyim ona ben. Zaman. İşimizi işimiz dışında asıl zorlaştıran şeyler teknik malzemelerinin hemen elde edememiz. Bunlar da ufak tefek el aletleri, işte ne bileyim yedek parçalar. Bu ülkede üretilmediği için bunları hep yurt dışından almak durumunda kalıyoruz. Bunun için de bir gümrük ödemek gerekiyor ve bunlar bizim için büyük külfet oluyor. Ya burada herhalde en çok zorlayan nokta gümrük diye görüyorum ben. Çünkü parçaların çoğu yurt dışından temin ediliyor ve onların buraya gelmesi büyük sıkıntı. Yani gümrükte takılması, istediğimiz zamanlarda elde edememiz, yani o büyük bir sıkıntı diye görüyorum ben. Yani işin ekonomisi başta tabii ki ülkenin ekonomisiyle doğru orantılı olarak bizi etkiliyor. Bir de genel olarak böyle bir şey var, böyle bir kanı var. Birçok gitarist arkadaş da herkesi kapsamıyor tabii ki ama yani Türkiye'de ne kadar iyi gitar yapılabilir? Yani İspanya'da bu gelenek varken işte bir takım İspanyol isimlerinden oluşan markalar var iken burada bir Türk yapısı bir gitar almak biraz şeyli gelebiliyor. Ne derler? Tehlikeli gelebiliyor. Ve aldığı gitarı daha sonra satma derdinde olduğundan dolayı da genelde burada Türkiye'de yapılan gitarlara inanmakla alakalı yeterince bir şey güven oluşmadı diye düşünüyorum herhalde. Şimdi mutlaka yeni bir enstrüman yapmak çok daha fazla tatmin edici. Şu açıdan. Çünkü sizin olaya bakışınızı, sizin dokunuşunuzu yansıtacak bir obje bırakıyorsunuz. Yansıtacak bir eser bırakıyorsunuz. Bu açıdan yeni bir şey yapmak çok tatmin edici. Ama eski bir enstrümanı artık toparlanması zor veya imkansız denen bir enstrümanı toparlamanın da verdiği başarı duygusu... İkisi de birbirinden güçlü duygular. Hani hangisi derseniz yeni bir şey yapmak derim. Yani aslında ikisi arasında pek fazla fark yok. Çünkü bizim işimiz aslında çalan kişiye, müzisyene hoşnut kalacağı sazı vermek. Yani eski bir sazın gerçekten bir hatırası vardır, ondan daha önceden çok güzel bir ses çıkıyordur ve tekrar onu özlüyor olabilir. Veya yeni bir şeye ihtiyacı vardır. Önemli olan mutlu edecek bir şey yapmak. Yani ben yeni bir saz yaptığımda tamam benim bitirdiğim, bana ait bir şey, yaşayacak bir şey diye hoşnut olurken, iyi bir tamiri yaptığımda daha tamam saz hayata kavuştu ve çalıcısı da bundan mutlu, ne güzel deyip memnun oluyorum. Yani arada çok aslında fark yok. Artık hayatı anlamda bir derece
kötü durumda olan bir enstrümanı hayata döndürmek bizim için daha zevkli bir olay. Çünkü onu tekrar hayata kazandırmak, birinin tekrar kullanacağı şekle sokmak bizim için çok zevkli bir iş. Ya burada hani baştan bir enstrüman yapmak daha tatmin edici ama diğer taraftan da yani çalınmayan bir enstrüman da beni çok rahatsız ediyor. Kenarda, kıyıda kalmış bir enstrüman ve onu da her zaman için hayata döndürmek, onun da çalınması, onun da tınıların duyulması ayrı bir keyif diyebilirim. Normal şartlarda ekstra bir iş daha yapıp bu iş yapılabilir ya da ayrıca bu işin içinde ticaret yapılır ise hayatı idame ettirmeye yeterli olabilir. Tabii sonuçta her şey yapımcının kendi kapasitesiyle ilgili. Ben şimdi bu işi çok sevip gelen arkadaşlar oluyor. İşte yanında çalışabilir miyim? Eğitim deyip eğitimiyle alakalı beklentisizce işe başlamak isteyenler oluyor. Konservatuvarda arkadaşlar var, eğitim görenler. Ben onlara şunu söyleyebiliyorum ancak. Yani bu iş çok keyifli bir iş. Ama geçinmesi gerçekten çok zor. Gerçekten kendine çok güveniyorsan bu işle alakalı. Ciddi tutkun var ise ciddi anlamda maddi olarak düşün. Yoksa hobi olarak devam ettirip bunun keyfini hobi olarak yaşayıp başka bir yerden ekonomini sağla diye tavsiyede bulunabiliyorum ancak. Lütiyerlik mesleği tabii ki maddi olarak tatmin edici. Ama hangi tarafıyla diyorsunuz, yapımla mı yoksa tamirle mi diyorsanız orası dönemsel. O konuda net bir şey diyemiyorum. Lütiyerlik mesleği maddi olarak yani aslında tatmin edici olabilir de bunu üretimi arttırarak yapılabilir diye düşünüyorum. Ama zamana karşı yarıştığımız için bu her zaman zamanı belki iyi kullanamadığımız için tatmin edici de olmuyor diyebilirim. Lütiyerlik mesleği genel anlamda tatminkar bir meslek. Yani diğer mesleklerle karşılaştırdığımızda bize olan getirisi şu an için iyi diyebilirim. Bu işte doruk noktası diye bir şey var mı bilemiyorum tam. Yani iyi sazlar çıktığında kendimizi iyi hissediyoruz tüm lütfi arkadaşlar olarak. Kendimizi geliştirdiğimizi hissettiğimizde bundan yani dolayısıyla kendimizden hoşnut kalıyoruz. Meslek hayatımın doruk noktası, şimdi hayalimde kurduğum bir ses var ve hep onun etrafında dolaşmak istiyorum. Onu yakaladığım anda zaten hani tamam diyebileceğim bir durumdu. Akademik çevreden kabul görmesi öncelikle. Bu arada Erdem Sökmen hocamızın çok büyük destekleri olmuştur bana. Klasik gitarda özellikle ilerlemesinde. O çevrede bu kabul gördükten sonra artık benim de bu işte tamam dediğim bir noktaya ulaştığımı düşünüyorum. Gerçekten kendime lütfiye diyebildiğim zaman şudur. Karşımdaki müzisyenin veya bu işe benden yardım etmek için gelmiş olan insanın yüzündeki gülümsemeyi gördüğüm an zaten o birçok şeyin ifadesidir. Buna lütfiyeliğim de dahil. ...1980'li yıllarda ilk elektro gitar yapma merakımız oluşmaya başlamıştı. Dolayısıyla ben bu karşımdaki dükkana gelmiştim. Oradan bir manyetik alma olayımız olmuştu. Aradan 30 sene civarı geçti. Ben daha sonra işte o ilk aldığım, manyetik aldığım dükkanın yanında bir dükkan açmak benim için çok önemli bir olaydı. Yani haliyle eski zamanlara göre
benim ilk başladığım zamanlara göre lüseyelik besteyi bayağı bir gelişti. Birçok kişi bu konuyla ilgilenmeye başladı. Ve daha çok insan lütiyelerden enstrüman almayı tercih ediyor. Tabii ki. Bu arada enstrüman tutkunları da, yani müzik aleti çalanlar da çoğaldılar. Ve dolayısıyla çok da fazla çeşitli sazlar, yani eskiden çok az dükkan ve çok az gitar vardı piyasada. Şimdi artık her çeşit gitar, her fiyat diliminde binlerce markayla karşılaşmak mümkün. Onların içinde genel marka dışında gerçekten kendisine has özel bir şey, sadece bir tane olsun ve bende olsun diyen ya da piyasadaki gitarlarda aradıklarını bulamayan arkadaşlar özel yapım gitara niyetleniyorlar, soyunuyorlar. Ya şu anda Türkiye'de aslında özel yapıma ilgi çok arttı eskiye oranla. İnsanlar bunun farkına vardı diye düşünüyorum ben, müzikle uğraşan insanların. Daha farklı bir tını elde ediliyor çünkü özel yapımda. Bence artış var ve bu daha da artacağını düşünüyorum. Türkiye'de lütiyerlik mesleğinin kıymeti yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Özellikle son 5-10 sene içerisinde. Ama ben gerçekten Türkiye'de, ülkemizde hiçbir mesleğe gereken değerin verilmediğini görüyorum bunu. Bu biraz acı bir durum. İnsanlar yavaş yavaş kıymetini anlamaya başladılar. Kişiye özel enstrümanın ne demek olduğunu. Yani eskiden gerçekten şöyle bir şey vardı. İnsan gidip hazır bir gömlek almazdı. Gider kendi boyuna göre, kendi yapısına göre, kendi isteğine göre rahat edeceği bir gömlek diktirirdi. Bu aslında biraz ona benziyor. Hani bazı şeyler standart, sıradan, hazır üretim şeyler sizin ihtiyaçlarınızı cevaplamadığı zaman mutlaka sizin ihtiyacınızı karşılayacak, sizin taleplerinizi yerine getirecek bir yapımcıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Lütiyerlik mesleği günümüzde daha da anlaşılır oldu. Çünkü insanların enstrümanlarını tamir edecek kişilerin olması lütiyerlik mesleğinin gelişmesiyle başladı 90'lı yıllardan sonra. Daha önce böyle bir sektör yoktu. Yani insanlar enstrümanlarını tamir eden, işte onaran insanları bulmakta çok zorluk çekiyordu. Yani bu meslek son aşamasına ulaştı. Yani yeni gençler yetişti bu meslekte. Özel yapım enstrümanlar ise lütiyerlerin bu birikimleriyle beraber daha da yoğunlaştı. İnsanlar istediği enstrümanı çizip istediği özellikleri lütiyerlere yaptırabiliyor. Benim peşimden gelip de ben işte yerime bu adamı bıraktım, bütün bilgimi ona verdim falan diyeceğim bir durum aslında yok. Yani ne varsa ben paylaşıyorum ama benimle çalışıp da bu konuda kendini geliştirmiş olan bazı arkadaşlar da işte onların takdirine bağlı bir şey. Yani benim ustam Ekrem Üskarpak diyebiliyorlarsa ne mutlu bana. O da işin diğer bir tarafı tabii, yani diğer bir keyifli kısmı, bildiğini hayata bırakmakla ve paylaşmakla alakalı. Çıraklık kesinlikle gerekiyor diye düşünüyorum. Ben çünkü alaylı yetiştim. Eğitimini almadım akademik olarak bu işin. İki oğlum, bir kızım var. Ve hani onlara aktarmak isterim bu birikimi. Çıraklık kesinlikle gerekli diye düşünüyorum. Çırak konusuna şöyle bakıyorum.
Bu işin olmazsa olmazı. Mutlaka sizden çok daha üst birisinin tecrübesinden faydalanmanız lazım. Ondan görüp o işin tavrını, o işin detayını öğrenmeniz şart. Veliaht olarak net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü benim bir veliaht talebim yok. Ama bilgilerimi mutlaka birilerine aktarmak isterim. Öğrenme talebi olan birisi olursa mutlaka. Bu meslekte çıraklık konusunu önemsiyorum ben. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Biz de öyle başladık. Ustamızdan fırça da yedik. O atölyenin o tozlu kokularını, işte talaş kokusunu falan da çektik. Daha sonra belli bir yerlere geldik bu meslekte. Veliaht konusunda ise tabii ki ben de bu mesleği birilerine öğretmek istiyorum. Daha sonra gelecekteki insanlara faydalı, işte enstrümanlarını tamir eden insanlar olmasını gönülden diliyorum. Yani oranın havası, atmosferi, hani benim orada işe başladığım için hani beni her zaman için etkiliyor tünel. Yani burası İstanbul'un merkezi gibi geliyor bana. Galata, tünel, buradaki koku ve müzisyen buluşma merkezi gibi aslında. Yani şurada bir gün içerisinde karşılaşabileceğiniz olayları veya karşılaşabileceğiniz renkleri başka bir yerde görebilmek için maalesef dünyayı dolaşmanız gerekiyor. Tünel tabii benim için önemli bir yer bu meslek anlamında. Çünkü çok eski tarihlerden beri burası müzisyenlerin yeri olmuş. İşte Galip Dede kendisi zaten neyzenmiş. Lütiyelik mesleği benim için de yani tünelle bayağı özdeşleşti. Kendimi en fazla geliştirdiğim bu son 13 senedir. Orada işe ilk başladığım dönemler. Tünelle çok uzun bir süre yaşadım ben. Yani tünelin hani benim için ayrı bir yeri her zaman için vardır. Tünelden başka bir yer yok ya, benim ruhuma açıkçası hitap etmez. Bu mesleği de sadece ve sadece tünelde yapmak isterdim. Başka bir yerde yapmak istemezdim.